Ülkede iki mevsim var. İsmini pek sık duyduğumuz şehirlerden değil. İspanyollar bu topraklarda dilde, dinde ve kültürde oldukça etkin olmuşlar. Halkın çoğunluğu melez, %72'si mestizo. Yüksek enflasyonla baş edemeyince Sucre'yi tamamen terk etmişler. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Türkiye'den oldukça uzaklardayız. Yine farklı diyarlardayız değerli seyirciler. Bulunduğumuz ülke Güney Amerika'da bir ülke. Kolombiya ile Peru arasında. Büyük okyanusa kıyıları var. Yüz ölçümü 283.561 km². Nüfusu 15.654.000. Başkenti Quito. Ekvador Cumhuriyeti Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor. Bu yüzden vizesiz çok rahat bir şekilde giriş yapılabiliyor ülkeye. Ekvador eski bir İspanyol sömürgesi değerli seyirciler. 1821 yılında İspanya'dan, 1830 yılında da Gran Kolombiya'dan yani Büyük Kolombiya'dan ayrılırlar ve bağımsızlıklarını ilan ederler. Bugün ülkenin resmi dili İspanyolca. İspanyollar bu topraklarda dilde, dinde ve kültürde oldukça etkin olmuşlar. Bugün halkın çoğunluğu Hristiyan Katolik. Ekvador halkının çoğunluğunu İspanyol yerli karışımı olan ve mestizo olarak adlandırılan melezler oluşturuyor değerli seyirciler. Yani halkın çoğunluğu melez, %72'si mestizo, melez değerli seyirciler. Nüfusun geriye kalan %15'ini yerliler, %6'sını beyazlar, %5'ini de siyahlar oluşturuyor. Yani böyle halklara sahip Ekvador. Ortak konuşulan dil ise İspanyolca. Ama yerliler hala kendi aralarında kendi yerel dillerini konuşmaya devam ediyorlar. Evet, ülke coğrafi konum olarak tam ekvatorda olduğundan gece ve gündüz süreleri yıl boyu neredeyse hiç değişmiyor değerli seyirciler. Bu ne demek? Yani 12 saat gündüzün 12 saatte gecenin yaşandığı topraklar buralar. Bizim şu anda çekim yaptığımız dönemde sabah saat 6.07 gibi güneş doğuyor. 18.14, 18.15 gibi de batıyor değerli seyirciler. Yani ekvator yıl boyu 12 saat gündüzün 12 saatte gecenin yaşandığı bir ülke. Değerli seyirciler, Ekvator Cumhuriyeti'nin sahil kesimi ve Amazon bölgesi tropikal bir iklime sahip. Ama ülkenin iç kesimlerine gittikçe, dağlık kesimlerine gittikçe iklim değişiyor. Daha serin, daha az nemli bir hava hakim oluyor. Ülkede iki mevsim var. Yağışlı ve kurak olmak üzere. Ülke Türkiye'nin yaklaşık üçte biri gibi küçük olsa da üç ayrı coğrafi bölge bir de okyanustaki adalar topluluğundan oluşuyor.
La Costa diye adlandırılan ve Büyük Okyanus'a kıyıları olan sahil kesimi, La Sierra denilen ve ülkenin ortasında kuzeyden güneye inen ciddi yükseltilere sahip olan dağlık bölge, El Oriente diye isimlendirilen Amazonlar ve okyanusun ortasındaki Galapagos Adaları. Ekvador Cumhuriyeti'nde sadece 25-30 dakikalık bir kara yolculuğuyla bile bir bölgeden diğerine geçilip iklimler arasındaki farklılıklar çok hızlı yaşanabiliyor. 4000 metre yükseltide dağlık bölgede serin havada üzerinde mont ve paltolarla kendilerini korumaya çalışanlar kısa bir seyahatin ardından sahil kesimlerinde sıcaktan kavruluyorlar. Ülkenin en yüksek noktası 6267 metre ile Chimborazo Dağı. Yağmur ormanlarıyla kaplı Amazon bölgesi ise ülke topraklarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Ekvador Cumhuriyeti önemli bir petrol ihracatçısı. En küçük OPEC ülkesi. Ülke ihracat gelirlerinin yarıdan fazlasını petrolden elde edilen gelirler oluşturuyor. Petrol, ekonomide bu denli önemli ülkede. Ayrıca muz, kahve, kakao, pirinç, kesme çiçek, kereste, karides ve balık ülkenin önemli ihraç kalemlerinden. En çok ihracat yaptığı ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Hatta tüm ihracatının yaklaşık yarısı bu ülkeye. Amerika Birleşik Devletleri'ni Şili ve Peru takip ediyor. Ülkede kişi başına düşen milli gelir 6000 dolar civarında. Ekvador Cumhuriyeti'nin milli çiçeği ise gül. Quito şehrindeyiz değerli seyirciler. Quito şehri bize yabancı olan şehirlerden, ismini pek sık duyduğumuz şehirlerden değil. Quito, Ekvador'un başkenti. Evet, şehri buradan kuş bakışı olarak seyrediyoruz. Deniz seviyesinden oldukça yüksekte olan bir şehir. Evet, Quito'nun yüksekliği, deniz seviyesinden yüksekliği değerli seyirciler 2850 metre. Yayla havasının yaşandığı bir şehir burası. Evet, çevresi hakikaten yemyeşil. Çok güzel yeşillikler görüyoruz. Dağlar zaten yeşilliklerle kaplı. Şehrin kendisi 2850 metre deniz seviyesinden yüksek olunca değerli seyirciler, çevresindeki dağlar tabii doğal olarak daha da yüksek oluyor. Arkamızda hemen Pichincha Dağı var değerli seyirciler. Pichincha Dağı deniz seviyesinden 4300 metre yükseklikte. Evet, bulunduğumuz başkent Quito Ant Dağları'nın eteklerinde kurulmuş. Ant Dağları sıra dağlar biliyorsunuz değerli seyirciler. Ant Dağları'nın eteklerinde kurulmuş bir şehir. Quito'nun nüfusuysa 2,5 milyon.
Quito'da gece 10, gündüz 25 derece civarı hava sıcaklığı. Hatta bazı zamanlar 30 dereceye de ulaşabiliyor. Ekvatorda olduğundan güneş ışınları dik geliyor ve oldukça rahatsız ediyor. Yükseltiden dolayı nem oranı daha düşük. Gölgelerin serin olduğu bir yerleşim birimi başkent. Quito'ya gelen ziyaretçiler ilk günler yükseltinin tesiriyle hızlı yorulma yaşayabiliyorlar. Halsizlik ve dermansızlık hali olabiliyor. Bu yükseltide oksijen azlığı nedeniyle kalp atışlarında hızlanma ve daha sık nefes alıp verme de yaşanıyor. Basilika, dünyanın en büyük basilikaları arasında. 1883'te inşaatı başlamış, 1924'te bitirilmiş. Mimarı bir Fransız. Neogotik tarzda inşa edilen kiliseler arasında en büyüğü. Centro Historico dedikleri eski şehir UNESCO Kültür Mirası listesinde. İspanyollardan İlk bağımsızlığını alan şehir Quito. 10 Ağustos 1809. Bağımsızlık anıtı var meydanda. Plaza Grande'deyiz değerli seyirciler, yani büyük meydandayız. Quito'nun, başkentin en meşhur meydanı Plaza Grande. Diğer ismi de Plaza Mayor değerli seyirciler. Şehrin en hareketli noktalarından bir tanesi bu meydan. Tam meydanın göbeğinde bağımsızlık anıtını görüyoruz. Onun hemen arkasında katedral var. Hemen sağımızda belediye binası var. Quito'nun, başkentin belediye binası değerli seyirciler. Meydanı binalar çepeçevre sarmış devam ediyoruz. Arkamızda da tam bu noktada Ekvador Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı var. Yani ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı başkentin Quito'nun işte bu bağımsızlık meydanında. Büyük meydanda değerli seyirciler. Evet, yine karşımda dükkanlar görüyorum. Devam edip gidiyor dükkanlar. Az ileride de tarihi bir otel var değerli seyirciler. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç vakitlerine kadar hareketli olan, oldukça kalabalık olan bir meydan burası. İşte başkent Quito'nun meşhur meydanı Plaza Grande. Halk Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Carondelet'te diyor. Sömürge döneminde İspanya Krallığı'nın Quito'daki temsilcisi
Francisco Luis Hector de Carondelet'ten geliyor sarayın ismi. Sömürge valisi 1801 yılında bu sarayı yaptırmış ve ülkeyi buradan yönetmiş. Ekvador ülkesinin değerli seyirciler para birimi sucreymiş. Şu anda sol elimde tuttuğum bu paralar. Ama artık sucreyi Ekvador ülkesi bugün kullanmıyor. Yani sucre Ekvador ülkesinin bugün para birimi değil. 1999 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra sucreyi terk ediyorlar ve 2000 yılında doları kullanmaya başlıyorlar değerli seyirciler. Bugün tedavülde olan, dolaşımda olan para sucre değil, dolar, Amerikan doları. Evet, yüksek enflasyonla baş edemeyince sucreyi tamamen terk etmişler. Yani kendi para birimlerini bırakmışlar, onun yerine 2000 yılında Amerikan dolarını kullanmaya başlamışlar. Yani bugün Ekvador'un para birimi Amerikan doları değerli seyirciler. Değerli seyirciler artık Ekvador'un parası sucre'yi biz sadece bugün tezgahlarda görüyoruz. Gördüğünüz gibi sağda kağıt para sucre'ler, solda da sucre'nin madeni paralarını görüyoruz. Hiçbir değeri yok artık bu paraların. Tedavülde olmayan, geçerliliği olmayan para bu sucre. Bugün artık onlar koleksiyonerlerin beğenisine sunulmuş durumda. Koleksiyonerler geliyorlar ve arzu ettikleri bu paralardan alıyorlar değerli seyirciler. İşte hakikaten gerçekten acı bir durum. Bir dönem bir ülkenin parası bu, para birimi sucre. Ama bugün sadece tezgahlarda bulabiliyoruz. Biz de hatıra olsun diye şöyle bir tane 5000 Ekvator parası aldık. Eski Ekvator parası. Alırken de dolar ödüyorsunuz. İşte Ekvador'un para birimi sucre'nin acı hali. Bu bina ise Güney Amerika Birliği'nin toplantı salonu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi de açınız değerli seyirciler. Çünkü bu şekilde her yeni bölümden çok rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz.